Konuğumuz var. Konuğumuzla da konuşacağız. Sadi Uzunoğlu, ekonomist. Hoş geldiniz Sadi Bey, gün ortasına. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Herkesin yüzü gülüyor. Yani işçi, işveren, şimdi sendikalara bakıyorum yapılan açıklama. Vallahi 11 bin böyle psikolojik bir bariyerdi ama 11 bin 402 lira oldu ve herkesin yüzü gülüyor. Ne dersiniz? Nasıl buldunuz? Evet, her iki tarafında çok net bir şekilde anlaştığı açık. Tabii. Yani hem işçi hem de işveren temsilcileri bunu genel olarak kabul etmişler. Şöyle baktığımız zaman da enflasyon, yani gerçekleşmiş olan enflasyonun üzerinde bir artış, bir de artı refah payı verilmiş. Bu önemli tabii ki. Bu sadece 11.400 TL biliyorsunuz, gelir ve damga vergisi istisnası var. Tabii. Tüm çalışanları etkileyecek bir konu bu. 11.402 TL'ye kadar tüm çalışanların gelirleri gelir ve damga vergisinden istisna olacak. Dolayısıyla bu gayet güzel. Yani oran olarak baktığımızda aslında hiç de fena olmayan bir oran. Artış olarak söylüyorum. Ama tabii ki şunu da altını çizmek gerekiyor. Bu yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Çünkü açlık sınırının 10.360 lira olduğunu biliyoruz. Yoksulluk sınırı 4 kişilik bir ailede 33.750 TL. Dolayısıyla iki çalışan, iki kişi asgari ücretle çalıştığı zaman yoksulluk sınırını aşamıyor ailede, 4 kişilik bir ailede. Ama dediğim gibi artış oranı olarak baktığımızda tatmin edici bir artış gibi görünüyor ki işçi işveren temsilcileri de bu konuda mutabakat sağlamış durumda. Evet. Tabii işin aslında bundan sonraki kısmı çok önemli. Bundan sonraki kısmı derken neye dem vuralım? Yani asgari ücret, taban ücret, bu rakamlar tüm çalışan ücretlerini de yukarı yönlü revize eder gibi duruyor. O bir, yani hep öyle olmuştur, baz alınır. Evet. Ama bundan sonraki kısmı biraz enflasyonla mücadele galiba. Türk İş Başkanı'nın da söylediği çok önemliydi. Dedi ki evet çok güzel, yani belli ki işçi, işveren ve devlet, yani en önemlisi üçlü mütabakat denilen bu. Buradaki anlaşma, yüzlerin gülmesi önemli. Ama çarşı, pazar, yani alım gücü, bu enflasyon meselesi, o da çözülürse yani çok iyi olur. Çünkü buraya aldığım notlarda kontrol altına alınmalı enflasyon diyor Türk İş Başkanı. Herkesin, hepimizin dediği. Evet, çok güzel bir noktaya aslında değindin. Gerçekten çok önemli. Benim de kastettiğim şey şuydu. Evet, bunun işverene bir maliyeti olacak. Aşağı yukarı 15 bin lira gibi bir maliyeti olacak. 15 bin liranın üzerinde biraz olması lazım maliyetli işverene. Bu ciddi bir unsur. Bu kayıt dışılığı tetikleyebilir mi? Tabii birçok yerde tetikleyebilir de. Bu da olabilir. Ama çalışanlar da gerçekten bunu hak ediyor mu? Hak ediyor. Çünkü enflasyon dediğimiz bir gerçek var ortada. Şimdi bundan sonrası neden önemli diye altını çizdik. Bundan sonra şöyle, peki enflasyonla ilgili bir paket var mı ortada? Yani mücadeleyle ilgili topyekun bir paket ortaya kondu mu şimdiye kadar? Konmadı. Dolayısıyla maliyeti üstlenen işveren bundan sonra tabii ki bu maliyeti bir şekilde birilerine ne yapmaya çalışacak? Yansıtmaya gayret edecek. Yani bir gelir çekişmesi ortaya çıkacak. Bu belki işte özellikle böyle oturmuş sanayi işletmelerimiz var. Bunlar için tabii ki aynı şeyi söylememiz mümkün değil ama birçok işletme bu asgari ücret konusunda şimdi hemen bu maliyeti nasıl yansıtabilirimin yollarını aramaya başlayacak. Tabii. Ve bir gelir çekişmesi başlayacak. Bunun için aslında yapılması gereken konu artık bizim yani enflasyonu kabul edip biz şimdiye kadar bunu yaptık. Yüksek enflasyonu kabul ediyoruz, onun üzerine refah payı koyuyoruz ve insanların gelir düzeyini korumaya çalışıyoruz. Ama 3 ay sonra herkes mutsuz. 3 ay sonra Dejavu. Tekrar. Acaba evet, yani acaba 6 ayda bir tekrar ücret ne olacak tartışması başlıyor. Onun için Türkiye'nin bir kere topyekun bir enflasyonla mücadele, toplumsal uzlaşmaya dayalı enflasyonla mücadele programını ortaya koyması lazım ve bundan sonra artık geçmiş enflasyon değil, gelecek enflasyona
göre bu ücret artışlarının, yani hedeflere göre bu ücret artışlarının verilmesi gerekiyor ki herkes ayağını buna göre uzatsın, fahiş zamlar yapılmasın, herkes ne kadar maliyet artacağını bilsin veya yaşam maliyetinin ne kadar artacağını enflasyon bilsin. Öyle dengede olursa ona göre bu zam meselesi de dengede olur. Belki bu ara zamlara bile gerek kalmaz. Yani her şey dengede olur. Sadi Hocam, bir şey sormak isterim size. Bir dakikam var. Tamam, 4-5 dakikamız var. O zaman böyle bir 2-3 soruyla gideriz. Çünkü kafalardaki merak edilen meseleler. Bu biraz önce aslında şeyi sordum size. Asgari ücret, yani sonuçta sadece bir asgari ücret değil. Yani bir taban ücret, evet. Ama bu rakamlar çalışan ücretlerini de etkiliyor. Yani kamusu, özeli, her yeri etkiliyor. O yüzden hani ücretler yukarı yönlü revize eder mi bu alınan baz? Son dönemde en büyük sıkıntı kaynağı da tüm ücretlerin biliyorsunuz aşağıda eşitlenmesi. Yani bu nasıl önlenebilir? Evet, maalesef böyle bir problemimiz var. Yani çünkü toplumun yaygın olan kesimi, tahminimiz %55'lik, %60'lık bir kesimi, bir de %25 kayıt dışı var tabii, orayı bilemiyoruz. Ama %55, %60'a yakın kesimi asgari ücretle çalışıyor. Tabii ki bu maliyet artışları düşünülecek. Buna göre insanlar tabii ki 6 ay bu zam furyasından sonra, ki şöyle ortalama bir rakam vereyim. Türk İş'in rakamı bu. Yıllık ortalamada konuşuyorum. Gıda fiyatları %112 artmış. Yıllık ortalamadan bahsediyorum. Şimdi herkes doğal olarak ücretlerin yükselmesini bekliyor. Bu çalışanlar için doğal bir hak. Bir kere bunu bir kenara koymamız gerekiyor. Fakat dediğim gibi enflasyonla mücadele etmediğiniz zaman ve sonuçta her 6 ayda bir zam beklentisi içine, yüksek oranlı bir zam beklentisi içine giren bir sistemde herkes geleceğe yönelik kendisini korumak için mücadele eder. Yani bir kere çalışma barışını sağlayamazsınız yüksek enflasyonla. İnsanları, evet şu anda çok sevindik ama bir ay, iki ay sonra göreceğiz veya üç ay sonra durumumuzu göreceğiz. Sevinebilecek miyiz? Aynen bu enflasyon yani hocam, kendi halinde yeni bir ekonomi politikası var. Dahası yeni bir ekonomi kadrosu var. Yani o kadro o anlamda hani umut veriyor. O kadronun da böyle bir psikolojik algısı oldu. Yani hem Türkiye içinde biliyorsunuz. Muhalif kanatta bile. Yani bir diğer taraftan bakıldığında batıda da keza aynı şekilde. O yüzden umut etmek durumundayız. Bu önemli ve belirleyici. Bir de hocam şöyle, madem böyle son bir iki dakika. Şimdi asgari ücretle memur ve emekli maaşları arasında bir denge var. Yani o dengeyi de sağlamak gerekiyor galiba. Şimdi 2015 yılından örneğin veriyorlar ya kimileri. Mesela doktor maaşı şu kadar asgari ücrete denk geliyor. Ya ben akademisyenim, ben öğretmenim ama şu kadar asgari ücrete denk geliyor benim maaşım. İşte azalıyorum, doktorum azalıyorum. Ya kamuda da böyle bir denge var mı? Yani ne dersiniz? Tabii tabii, söylediğiniz şey çok doğru. Herkes şu anda beklenti içinde. Yani biz de dahil olmak üzere hepimiz beklenti içindeyiz. Acaba bizim ücretlerimiz ne kadar artacak? Asgari ücret %34 artmışsa ne olacak? Şimdi dediğim gibi bu beklenti içine girdiğiniz zaman insanlar kendisini artık enflasyona göre ne yapmış durumda? Geçmiş enflasyona göre endekslemeye başlamış durumda. Tabii. Enflasyon şu kadar oldu, asgari ücret de bu kadar oldu. Biz de şu kadar bir ücret artışını hak ediyoruz. Peki tamam da bu her 6 ayda bir zafer biçiminde kutlamamız gerektiren bir şey değil. Çünkü problem var ortada. Problem yüksek enflasyon. Dolayısıyla bu yüksek enflasyondan kurtulmadığımız sürece biz böyle 6 ayda bir toplanır, işçi işveren büyük tartışmalar ortaya çıkar. Bizde de büyük beklentiler ortaya çıkar. Bu tabii ki gelir çekişmesi yoluyla önünde sonunda mutlaka bize yansır bu. Merak etmeyin, bu maliyet artışları bize yansır. Onun için evet, dediğiniz doğru, yeni bir ekip var ama artık ortaya bir gerçekten herkesin kabul edeceği bir program ortaya çıkması lazım ki Amerika'da bile bakın %2 enflasyon hedefi koyuyorlar. %2 enflasyon bile 10 yıl sonra sizin satın alma gücünüzü
işte 2 dediğiniz zaman %20, hatta bileşiğini alırsanız %22 oranında satın alma gücünüzü düşürüyor sizin. Şimdi 2 enflasyon bile yüksek. Hani böyle makul düzeye çekmek diyoruz ya, evet. Makul düzey aslında 0 enflasyon. Makulü budur bu işin. Çünkü 2 enflasyon bile kötüdür sonuçta. Ama buradaki yapılması gereken şey artık Türkiye'nin yüksek enflasyonla mücadele etmeye hızlı bir şekilde, kararlı bir şekilde girmesi lazım. Fakat bir de şöyle bir şey altını çizelim. Biz enflasyonu da seven bir ülkeyiz. Böyle değerler artıyor, ev fiyatları artıyor. Özellikle ev sahipleri için konuşuyorum tabii. Evlerinin değeri artıyor. Ama apartman aidatını ödemeye gelince zorlanıyor insanlar. Ya sormayın i̇şte gerçekten. Bu. O kadar doğru bir tespit ki. Yani aidat ödemeye yok ama yani eğer ev sahibiyseniz evin fiyatlarının iki katı. Hocam çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Herkesin yüzü gülüyor en nihayetinde, bugün için onu söyleyebiliriz. Üçlü bir mütabakattan bahsedildi. Evet doğru, işçi, işveren ve devlet. Bakalım ne olacak bugün ve bugünden sonra. Herhalde en önemli mesele enflasyonun mücadele. Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katkılarınızdan dolayı.